Emin Pazarcı, Demirtaş'ın Ölüm Oyunu. Biri sizi ben temsil ediyorum diyor, etnik kimlikle ortaya çıkıp siyaset yapıyor, buna karşılık onların kanları ve ölüleri üzerinden sonuç devşirmeye çalışıyor, tepelerine yağmur gibi gözyaşı yağdırıyor. Diğeri ise böyle bir iddia içinde değil, etnik bir söylemi yok ama sürekli olarak istismar edilen, kullanılan o insanlara kol kanat geliyor. Sizin temsilciniz biziz diyenlerin açtıkları yaraları sarıyor. Biri halkın refahı için kullanılması gereken kaynakları terörün hizmetine sunuyor, iş makineleriyle vatandaşın evinin önüne çukur kazanların sırtını sıvazlıyor, hak ve hukukunu savunduğunu iddia ettiği insanlar yerine onlara hayatı zindan edenlerin yanında saf tutuyor elinde bulundurduğu belediyeler aracılığıyla halka yol yapmak için üretilen kilit taşlarını kazdıkları tünellere döşeyenlere tahsis ediyor. Diğeri engellense de kurşunlansa da oralarda yaşayan insanlara yardım götürüp refahını yükseltmeye çalışıyor. Artık vatandaş da bunu görüyor. Gözlerden kaçtı, kamuoyu tarafından pek bilinmiyor ancak son günlerde sessiz sedasız bakın neler yapıldı. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Güneydoğu'daki belli merkezlerde hayatı zindan edilen insanlar için hareket geçti, büyük bir seferberlik başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın organizasyonuyla oralara tam 97 tır yardım malzemesi gönderildi. Mesela Diyarbakır'a İstanbul'dan 10 tır gitti. Yine İstanbul'dan yüklenen 11 tır Mardin'e ulaştı. Kampanyaya Anadolu'dan Tekirdağ, İzmir, Konya, Kütahya, Sivas, Edirne, Osmaniye, Denizli, Manisa, Antalya, Bursa, Kayseri, Sivas, Ankara, Erzurum gibi pek çok il katıldı. O tırlar gıda malzemelerinin yanı sıra bebek bezi dahil çeşitli ihtiyaç malzemeleriyle dolduruldu. Terörün vurduğu insan Insanlara gönderildi Şimdi sakın bunlar devletin parasıyla yapıldı demeyin. Çünkü o tırların içi vatandaşlar tarafından dolduruldu. AK Parti öncülük etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaş harekete geçti. Peki o bölgeyle ilgili mangalda kül bırakmayan, sürekli olarak istismar politikası sürdüren HDP ne yaptı? Temsil ettiğini iddia ettiği o insanlara ne faydası oldu? Onlara aldığı hazine yardımından kaç kuruş aktardı? Var mı gören ya da bilen? AK Parti'nin başlattığı bu kampanya halen devam ediyor. Selahattin Demirtaş, sokaklara dökülün çağrılarıyla yarayı kanatmak için çırpına dursun, Anadolu insanı yarayı sarmak için el ele veriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, Kürt kökenli bir siyasetçi değil, ancak Kürt vatandaşlarımıza ben Kürdüm, Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen Demirtaş ve diğer HDP'lilerden daha çok hizmet ediyor. Onlara yardım elini uzatmak için günlerdir koşturup duruyor. Elbette bölge insanı da görüyor bunu. Bir yanda kendisini sokaklara döküp öl diyen, kime hizmet ettiği belli olan zihniyet sahipleri var. Diğer tarafta da yaralarını sarmak için elini uzatan ve onları yaşatmak için çırpınanlar. İşte bu yüzden öz yönetim hesabı tutmadı. Bunun için o bölgede devlete yönelik kalkışma planlayan güçler hüsrana uğradı. Kan üzerinden siyaset yapanların sürekli olarak kan kaybetmesi de bundan. Kamuoyu araştırmaları ortada. Bugün bir seçim olsa HDP'nin baraj altı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dikkat ederseniz vatandaşı sokağa dökmek sıkışan teröristleri kurtar için son günlerde HDP tarafından sürekli olarak çağrılar yapılıyor. Selahattin Demirtaş adeta kendini paralıyor. Ama olmuyor bu çağrılara birkaç yüz kişinin dışında kimse uymuyor. Demirtaş'ın ortağı Figen Yüksek Dağ'ın düzenlediği mitinglere katılanların sayısı yüzü bile bulmuyor. Vatandaş bunlardan kaçıyor. Artık 6-7 Ekim öncesi gibi değil durum. O günden bu yana köprünün altından çok sularak daha hani ne derler ya bir musibet bin nasihatten iyidir diye Kürt vatandaşlar larımız da gördü bunların gerçek yüzünü. Yaldızları iyice döküldü. Terör üzerine siyaset kurgulayanlar ve barış nutukları atıp savaş hesapları yapanlar büyük darbe aldı. Halk sırtını döndü bunlara. Emin Pazarcı akşam